arkadaşlar, ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yanımda Hakan Demiray var. FIBO'da sizi gördüm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Allah'a şükür ben deyim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Burada ne yapıyorsun abim? Şimdi Teknojim standındayız. Teknojim burada FIBO fuarında en geniş alana hakim fuar alanına sahip ve fonksiyonel antrenman mantığından, kuvvet alanına, kardiyoya kadar, medikale kadar veya cloud sistemi dediğimiz alana kadar çok farklı yerlerde çalışma mantıklarında ekipler var. Hakan abim şimdi bana gösterecek Teknojim'den neler var. Biliyorsunuz Teknojim dünyada en ünlü şirketlerden birisi böyle. Evet, 96'dan beri olimpiyatlarında sponsor. Yani bu olimpiyatlar derken bunda askeri olimpiyatlar var. Ondan sonra handicap paperlar için olimpiyatlar var. Tüm bu olimpiyatların da malzeme sponsoru. Bir aşağı bakın arkadaşlar. Bunun üstüne çıktım. Evet, burada haksızlık oldu. Yıllarımızı verdik, boyumuzu uzattık. Boyum hala yetişmiyor. Hadi dolaşalım o zaman. Evet abi. Ne yapayım, sen söyle. Şu kettlebell'de iyi misin? Bak göreceğiz. Tamam. O zaman sen başla bakalım. Neyle başlayayım abi? Normal swing'i yap. Çift el swing'le başlayalım. Sen bir kombinasyon yapayım. Sen şimdi hiç oynama. Sen kendi bildiğin gibi yap. Tamam ben. Biliyorsun bu işi, belli yani. Tamam hadi bak, hadi. Evet, bir de bana soruyordu ama gördüğünüz gibi biliyormuş arkadaş. Evet. Evet, kombinasyonlar. Wow. Evet, şovun kralını yaptın bu arada. Biraz daha alan olsaydı yapardım ya. Şimdi evet. Sakatlarım birisi. Tamam, o zaman ben bunu sana iade ediyorum kardeşim. Sağ ol. Şimdi burada gördüğümüz spinning aleti de farklılığı şu. Normalde burada gördüğünüz ekran, kameraman arkadaşımla gösterebilirse, bu ekran buradaki tüm bisikletlerdeki insanların her birisi için bir tane ikon gösteriyor burada. Ve bu ikonu sen buraya kendi telefonundan, bak gördüğün gibi burada işte barkod var. Telefonunda bunun My Wellness diye bir aplikasyonu var. Bunu indiriyorsun. Sonra gelip barkodu okutuyorsun. Bir anda burada senin ID'in beliriyor zaten, profilin beliriyor. Sen kendini görüyorsun, hazırsın antrenmana artık. Bu sefer eğitim ve dolayısıyla antrenman başladığı zaman sen bunu hangi hızla çeviriyorsan orada level'ın belli oluyor. Hani genelde bu antrenmanlarda şey olur böyle. Hoca sana der ki işte çevirin der. Çeviriyor gibi yaparsın ama yorulmuşsundur ama performans. Şimdi burada ekranda her şey görünüyor. Hoca da bakıyor. Kaytaran öğrenci. Bak başa bak yapamıyorsun ha. Yok, kaytaran öğrenci belli burada, kaçmaz. Ama tabii ki şimdi bu şaka bir yana. Burada artık motivasyon unsuru devreye giriyor. Yani hoca ekrandan insana birilerini görüyor ve bu ekranın önemli özelliği, dünyanın en farklı ve en güzel lokasyonlarına çekilmiş görüntüler var ya. Bu görüntülere göre evet, manzara süper gerçekten. Bu görüntüler eşliğinde yapıyorsun sen artık antrenmanlarını burada. İşin keyifli kısmı bu. Grup egzersiz mantığında hocalar iki tane de olabiliyor. Bazen tek de eğitmen olabiliyor. Bu tamamen ekip motivasyonunu arttırıcı bir unsur. Bunun dışında istersen yan taraftaki koşu mantlarına geçelim, cloud sistemine. Hem daha zevklidir böyle. Hani zaman falan daha çabuk geçer. Bu arada müziklerin hepsinin telif hakları özenmiş. Çok ünlü ve popüler müzikler var background'da. Yani onlara çok önemli bir şey tabii. Bisiklet de yay gibi gidiyor vallahi maşallah. Evet, fark ediyorsun değil çok mi? Güzel. Evet, süper. Şimdi buradaki sistem de biraz önce gördüğümüz o bisikletlerle aynı esasında. Burada bakın, gördüğünüz gibi burada birisi var. Şimdi bu kişi aynı biraz önce söylemiş olduğum gibi bu telefonuyla buradan barkodu okutmuş. Ya da bak şurada bir şey görüyorsun. Bu bileklikler var. Normal teknolojinin bileklikler, artık onu da okutuyoruz. Yani telefonla olmak zorunda da değil. Bunu taşımak zorunda da değiliz. Bilekliğini okutuyorsun ve hemen seni burada algılıyor makine. Seni burada algıladığı gibi şuradaki ekranda da kendini görüyorsun. Bak şu anda sistem yüklüyor. Bu arada bunun en güzel özelliği, dünyanın X bir yerindeki biriyle iCloud üzerinden, evet burada aynı ekran üzerinden yarışabilirsin. Antrenman da yapabilirsin. Seçebiliyorsun. İşin en keyifli kısmı bu. Hani aslında kendi evinden değil, tamamen dünya çapında herkesten antrenman edebiliyorsun. Evet. Arkadaşlarınla başka. Bu cloud sistemin işte vermiş olduğu özellik bu. Yani teknolojiyi çok iyi kullanıyorsun burada. Peki her telefon sistemiyle çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Android sistemlerle çalışıyor. Evet, şimdi işin güzel kısmı, burada da yine çekilmiş özel görüntüler var. Yine dünyanın, mesela New York diyorsun, sana New York maratonunu koşturuyor. Ve New York'u koşturuyor. Eğer bir
yokuşa geldiğin zaman makine de otomatik olarak o yokuşu kalkıyor. Sen yapmasan bile. Eğer onu seçtiysen. Süper. Vallahi çok güzel bir şey. Kaçış yok yani antrenmandan. Ya neler çıkmış neler ha. Vallahi maşallah. Şimdi devam edelim. Hakan abimi yakalamış gene gerçekten söyleyeyim. Böyle fuarlarda falan senin gibi Türk abilerimizi görmek gerçekten gurur veriyor bana. Ya, gerçekten çok sevindim. Ben de gurur duyuyorum. Şu yaptığın iş de çok güzel bir iş. Başka insanları bilgilendiriyorsun. Ama sen benden çok daha iyi yapıyorsun işi. Kaç yaşındasın? 35. Benim ahım sen gitti. Sen var mısın 35? Ahım gitti, ahım kaldı. O zaman ben öleyim o zaman. yok. Evet abim, neredeyiz şimdi? Şimdi burası strength area dediğimiz kuvvet alanı. Bu makine çok fonksiyonlu bir makine. Yerde gördüğünüz zeminden itibaren başlıyor hikaye. Çünkü biliyorsun bu tip ağırlık çalışanlar ağırlıkları yere atıyor zaten belli bir yerden sonra. Ve bu zemin bunun için özel yapılmış bir zemin. Burada gördüğün rack sistemi tamamen, gördüğün şey kilit sistemleri falan hepsi orijinal sistemler. Ve çok kolaylıkla aparatlar çıkartılıp takılabilir. Hemen bak örnek göstereyim. Bak şimdi gördüğün gibi yukarı ve çek. Yukarı ve çek. Şimdi aynı şekilde bu ve burası. Çok protein. Ve tekrardan bunu yerine koyalım. Ya şey, aynı zamanda şunu da söyleyeyim mi? Süper teknikten kaldırdın. Oo, sağ ol. Hata yapmayalım. Şimdi hata. Alıyorum. Ama çoğu kişiler hareketi doğru yapıyorlar. Antrenman yaparken ondan sonra bir şey kaldırayım indireyim derken yamuk sırtla kaldırıp indiriyorlar. Şeyi masadaki bardağı alırken bile fıtık olma ihtimalim var. Yani şöyle bir yanlış duruştan dolayı. Yani profesyonel sporcuların bile yakaladığı şeyler. Bunun için dikkat etmemiz lazım. Buradaki diğer özelliklerimiz bak şu dips alanı gördüğün gibi. Bak bu çok opsiyonel bir alandır. Bunu çıkartıp takabilirsin. Bunu da aynı şekilde opsiyonel çıkartıp takabilirsin. İstediğin yere koyabilirsin. Buradaki alanlar, işte normalde takılan o rubberlar vardır, lastikler vardır. O lastikleri koyup çalışabileceğin alanlardır. Eğer yukarıda barfix olan istiyorsan buradan ulaşabilirsin buraya. Eğer bunu kullanmak istemiyorsan bunu devre dışı bırakırsın zaten buradan. Kullanmak istiyorsan. Aslında böyle evine böyle küçük bir büyük aletler alacağına bile küçük bir şey alırsın. Her istediğin her şeyi yapabiliyorsun aslında. Evet, açıkçası bu o aletlerden bir tanesi. Yani biraz da hani hardcore antrenman metotları istiyorsan bu onunla ilgili bir şey. Çünkü box'lar da bunlara dahil. Burada box'ların da var burada. Şimdi şu arka tarafta çok izole edilmiş yeni bazı makineler göstereceğim sana. Özellikle şu biceps curl makinesi, buradaki leg curl makineleri ne kadar izole edilmiş yeni değişiklikler var. Yani postürel anlamda. Bir de onlara bakalım sana. Bak. Devam ediyoruz. Evet, şimdi bu makinedeki özellik bak şuradaki göğüs kısmı zaten görüyorsun. Rahatlatıyor. Öncelikli olarak daha rahat çalışması için. Bir dene bakalım makineyi. Senin görüşlerini alalım. Şimdi bunu kaldıramazsam Hakan abinin yanında rezil olacağım valla. Yok bakalım dene. Kırbaç geliyor. Evet. Güzel. Daha hoş çalışıyor. Daha hoş çalışıyor gerçekten. Özellikle bizim evet, bizim salon burada bazen nefesi kısıyor eski aletler, bu daha rahat gerçekten belli oluyor bunda. O yumuşaklık bu işi evet. Gerçekten belli oluyor bunda. Ya doğrusu ama bana göre değil böyle izole aletler. Ben daha fazla functional training'i falan seviyorum. O zaman functional istiyorsan Omnia dediğimiz alana gidiyoruz sen de gel. Şimdi hareket tamamen fonksiyonel üzerine. Omnia dediğimiz sistem. Burada aynı anda birçok kişi egzersiz yapıyor. Tek trainer ve değişmeli bir şekilde antrenman metodu yapıyorsun. Bak arkadaşa kum torbasıyla yapılan çalışmayı görüyorsun. Burada şu gördüğün malzeme var. Şey onlar yan tarafta halatlar. İstediğin gibi de bunun sertliğini dozajını arttırabilirsin. Tamamen zamanla beraber yapılabilecek antrenmanlar. Makinenin ortasında var olan barfixler var. Kilit sistemleri özeldir. Hem kolay hem de özel kilit sistemleri var. Ve malzemeler çok özel. Omnia'ya ait özel malzemeler. Bu spor salonlarının şu anda çok popüler bir şekilde aldığı çünkü salonu boşaltıyorsun. Yani buraya bir anda şu kadar bir alana
8-9 kişi hatta 10 kişiyi birden egzersiz yaptırabiliyorsun. Özelliği bu. Ya her Almanya'da da her salonda var aslında. Her salonda hani pahalısından tut en ucuzuna kadar hep böyle functional area'lar bulabiliyorsun. Evet. Yani bayağı da zevkli oluyor. Hem müşterilere yeni bir şey veriyorsun. Aynen öyle. Ve fazla da şeyi yok aslında. Maliyatı yok böyle şeylerin. Bu geriye işte ne hedeflediğinle ilgili bir şey. Yani müşteriye ne sunmak istiyorsun sen? Çok kalabalık bir salonun vardır. Antrenman metotları senin için önemlidir. Yani alet alıp salona koymak değil ya önemli olan. Önemli olan niye alet alıyorsun? Eğer senin gerçekten çok komple bir salonun varsa, fonksiyonelliğe özel önem gösteriyorsan, o zaman böyle bir alan tercih ediyorsun. Bunun yanına mesela arka tarafa da işte iki tane şeyler var. Kinesis stationları var. Onları koyuyorsun. Bir tane Kinesis Center koyuyorsun ve müthiş bir şekilde antrenman çalışmaları ortaya çıkıyor. Şu kadarcık alanda 15-20 kişiye antrenman yaptırmış oluyorsun. Devam gidelim. Devam tamam. Hadi. Devam. Burada da gördüğünüz gibi Skill Mill aletini görüyoruz burada. Şu anda yeni bir ürün ve fuardan sonra lansmanı çok daha popüler bir şekilde yapılacak. Fiyat lansmanı da ondan sonra yapılacak. Bu enerjiyi tamamen kendin üretiyorsun burada. Koşu bandı asla değil, ondan çok daha fazlası. Normalde buradaki ön kısımdaki eğim koşu yaptığın zaman ayağın bu pençe kısmı dediğimiz midfoot alanıyla ilgili koşu yapabilmen için sana ergonomik koşu imkanını veriyor. Arka tarafındaki bu aparat ekstra bir aparat. Onu aleti ekstradan talep ediyorsun satın alırken. Ama tamamıyla baktığın zaman 10 tane direnci olan burada gördüğünüz sağ taraftaki o sarı koşu alanıyla koşun direncini arttıran ve azaltan bir yer var. Şu anda tabii ki arkadaşlar sadece dirençle ilgili egzersiz yapıyorlar. Koştuğu zaman birisi o zaman nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Şu an Kinesis istasyonundayız. Şimdi bu makine zaten kendi başına fenomen bir makine. Burada diğerleri gördükleriniz hepsi zaten hemen hemen aynı mantığı ifade ediyor ama bu makinenin en önemli özelliği hareket sayısı sınırsız. Yapabileceğin şeyler çok sınırsız. İtişler, çekişler, rotasyonlar, locomotion dediğimiz şeyler ve eğilme hareketlerinden ziyade o kadar farklı çalışma metotları var ki hangisini istersen yapabilirsin. Tek bir makineyle hareket imkanı. Ben bir geçeyim mi abim? Gel bir çalış bakalım. Doğru muydu abim böyle? Martial arts mı yapıyorsun? Kung fu tekniklerini gördüm. Yok bu ben Kinesis'in ilk çıktığında ilk alan eğitim alan antrenörlerden biriydim. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Hepsini unutmuşum tamamen. Çok iyi kardeşim. Evet arkadaşlar Hakan abim çok teşekkür ederim. Ben benim teşekkür için kardeşim. Zaman sağ ayırıp bana burayı gezdirdiğin için. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Sana FIBO'da daha bol eğlenceler dilerim. Bugün cuma, yarın cumartesi, pazar daha da dolu olacak. Oh, felaket olacak evet. Sen bayağı bir yorulacaksın. Normal evet. Olsun sorun değil. Severek yapıyoruz işimizi. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Gerçeklerden kaçamazsın. Bay bay.